videosu yapmıştım. Birincisi tüm sınıf galerim gördü. İkincisi de aklıma gelen ve hayatımda karşılaştığım bazı garip, saçma, ne oldu belirsiz durumları anlattığım videolarda. Söylemedim.
olumsuz bir hata. Bu yaptığım şeyin şu an baktığımda doğru olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Zaten öğrenemedim. Neyse, ben böyle bir saçmalığa niyet ettim. Şu tarafı yürüyeceğim ve sevdiğim çocuğu takip edeceğim. Nerede oturduğunu göreceğim. Ne işime yarayacaksa artık sanki. Kapısına dayanacağım. Tek başıma okuldan çıktım ve yürümeye başladım. Çocuk da benimden yürüyordu. Sonra arkadaşım olan yeğenin de sevdiğim çocuğun yanına yaklaştığını gördüm. Bu arada şöyle bir detay vermek istiyorum. Ben bu çocuktan hoşlandım. Hiç kimseye söylememiştim. Ama yani arkadaşım olan kişi anlamış. Ve bana şey demişti. Merak etme. Ben sizi ayarlayacağım. Ben de arkadaşım olduğu için tabii ki güvenmiştim. Hoşlanıyorsun dediğinde inkar etmedim. Zaten o zamanlar yeni yeni hoşlanıyordum. Ve X yan yana geldiler ve X'in elinde Y'nin ceketi vardı. Ben de birazcık sinirlendim. Ya sen kimsin? Neye sinirleniyorsun? Allah'ım yarabbim. Ve baktım. Şimdi kendimle ilgili bir bilgi vererek araya giriyorum. Ben uzağı çok iyi seçemem. Haliyle de kalabalıkta ve çocukta takip ettiğimi anlamasın diye bayağı geriden takip ettiğim için çocuğu da kızı da gözden kaybettim. Evime geri gittim. Boş yere yol yürüdüğümle kaldım. Dedim ki benim birazcık artık hoşlandığımı belli etmem şart. Bu yeğenin gönlünü bekleyemem. Sırf X için Instagram bildirimlerimi açtım. Normalde her zaman kapalıdır ve bir takip isteği gönderdim. Bir baktım, kabul etmiş. Ben de çok sevindim. Ama baktım ki hiçbir şeyimi beğendiği yok. Ya da herhangi bir şey yazmıyor. Zaten neden öyle bir şey yapsın? Ben de ne bekliyorsam. İsteyecek. Ve ben numarasını almak istiyordum. Baktım yok. İşte bu dedim. Telefon numarasını da öyleyle aldım. Fotoğrafları WhatsApp'tan gönderiyorum diyerek. Gerçekten her şey çok iyi gidiyordu ve artık ben söylemeye hazırdım. Bu şekilde çocukla aralarda selam.
konuşarak, öylesine muhabbetler ederek mezuniyet gününe kadar dayandım ve o gün sonunda geldi çattı. O gün zaten çok garipti çünkü mezuniyet ayakkabımdan hiç memnun değildim. İstediğim ayakkabının bir numara küçüğü vardı ve ben bir şekilde açacağına inanarak aldım ve ayağım içine sığmıyordu, böyle sıkıştırıyordum. Ama tabii ki çaktırmıyordum çünkü sevdiğim çocuğun karşısında güzel görünmek için her şeyimi verirdim. Şöyle bir şey var bu arada, benim ayaklarım büyük. Maalesef. Yine neyse dedim. Nasıl dayandım o gün ben bile bilmiyorum. Önce herkes yemeğini yedi. Sonra millet dans etmeye başladı. İlk önce bir tane arkadaşım beni dansa kaldırdı. Ve ben sürekli sevdiğim çocuğa bakıyordum. Ben asla dans ettiğim kişinin yüzüne bakmadığım gibi böyle sağa sola bakıp durduğum için o da biraz sinirlenmişti haliyle çünkü ben sürekli sağa sola bakıyordum, yani olacak iş mi? Ben bunu yaşamış olsaydım vallahi dansı bırakır giderdim ama gerçekten sağ olsun benim karnım çekti. Dansımız bitti. Ben oturdum ve dedim ki artık söyleyeceğim yeter. Vallahi dedim ben kimseyi dinlemiyorum artık. Bıktım çünkü. Dayanamıyorum zaten. Bir daha görmeyeceğim büyük ihtimalle. Ama eğer hoşlandığımı söylersem ve o da benden hoşlanıyorsa her şey çok güzel olabilir ve daha fazla görüşebiliriz. Gittim. Derin bir nefes aldım. Gözlerin içine baktım. Ve dedim ki ben seni seviyorum. Söyledikten sonra benim gözlerime baktı ve dedi ki ben Y ile çıkıyorum ama sen de bayağı iyiymişsin. Bunu söylerken bir de ellerimden tutuyor, Allah'ım yarabbim. Ben de ellerimi çektim. Hızlı hızlı yürümeye başladım. Baktım bu da peşimden geliyor. Peşimden geliyorsun. Sonra taksiye bindim eve gittim. Gerçekten sağ olsun adama kalıp bir mezun bile olamadım. Sonra Instagram'a